Mustafa Kemal'im güvertede, ben Karadeniz'de dalgalarla boğuşan küçük, köhne bir tekne. Tekmil Anadolu ayakta, bu gelen Bandırma vapuru. Mustafa Kemal'in bakışı göklerden duru. Güneşten süt emmiş bir sarışın kahraman var. Kızaran ufuklardan kaldırıyor başına. Yeryüzüne can veren, cana heyecan veren, al yüzlü o an güneş. Arkadaşlar, sevgili gençler, sevgili çocuklar, hepinizi burada, bu kadar çok kişiyi bir arada görmek, Atatürk'ü anmak, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlamak amacıyla bir araya gelmiş olmanızdan ötürü hepinizi canı gönülden kutluyorum. Bugün vatanımızdan binlerce kilometre uzakta Atayurdumuzdayız. Kalplerimiz vatanımız ve büyük Atatürk için atıyor. Bu arada hep birlikte bir arada olmak hepimiz için aslında bir bayram. Bugünün önemini anlamak için tarihimize, geçmişimize, yaşadıklarımıza bakmamız gerekiyor. Büyüklerimizin, önderlerimizin ve Yüce Atatürk'ün bize çizdiği çizgi, o yolu öğrenmek, onu benimsemek ve onların çizdiği yolda hareket etmek bizim için en asli görevdir. Son yüzyılı sürekli savaşlar içinde geçen Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı bittiğinde, İttifak devletleri mağlubiyeti kabul ettiğinde o da yenilgiye razı olmak durumunda kaldı. Bırakınız Büyük Osmanlı İmparatorluğu'nu, Anadolu'nun dört bir yanı işgal devletlerin egemenliğine terk edilmişti. Halk yorulmuş, fakirleşmiş, artık savaşmaktan bitap düşmüştü. Ekonomimiz çökmüştü. Gerek içeriden, bu çok önemli, ve gerek dışarıdan, bunu fırsat bilenler her bir yanımızı sarmıştı. Artık sorun bir savaşı kaybetmekten öteye, bir kimliği, bir milleti kaybetmek noktasına gelmişti. Siz bir ülkeyi nasıl yok edebilirsiniz? Bir milleti, Büyük Türk milletini tarih sayfasından nasıl silmeye cüret edebilirsiniz? Bugün burada, Atayurdumuzda bu kimliğin ne anlama geldiğini hepimiz çok daha iyi idrak ediyoruz. Bu nedenle 19 Mayıs 1919'da olduğu gibi 19 Mayıs 2018'de de bu tarihi bir bitiş değil, bir başlangıç tarihi olarak göreceğiz ve bize çizilen istikamette yürümeye devam edeceğiz. 19 Mayıs 1919, özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen bir liderle birlikte yürüyen bir halkın hikayesidir. Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir. Bugün nasıl Filistin halkı aynı şeyi söylüyorsa, zamanında Türk halkı da aynı şeyi söylemiştir, bugün de söylemeye devam etmektedir. Ülkenin her bir yanı işgal eden yabancı devletlere ve onlarla birlikte hareket eden, içimizden çıkan çeşitli gruplara mensup, ülkenin ve vatanın bölünmesi amacıyla farklı emellerini uygulamaya sokan bütün vatan hainlerine karşı bunları ülkemizden sökmek, bağımsızlığımızı yeniden kazanmak ve tarihimizi, şanlı tarihimizi ilelebet yaşatmak 19 Mayıs'ın temel felsefesiydi. Temelleri yine o günlerde Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ilkesi, birliğimiz, bütünlüğümüz sağlanarak, çarenin ancak millette olduğu öne koyularak ortaya konulmuş bir felsefedir, bir ilkedir. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız, milli egemenliğimiz, milletimizin iradesidir. Bunun yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlere büyük vazifeler düşmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelenin millet tarafından sahiplenileceğini her fırsatta dile getirmişti. Nitekim çağdaş bir yönetim anlayışına sahip, özgür ve bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti bu inancın ürünüydü. Atatürk, özgürlük ve bağımsızlığın Türk gençliği tarafından korunacağını biliyordu. Mustafa Kemal Atatürk bir ülke lideri değildir sadece. O bir modeldir. Doğu halklarına cesaret veren bir ışıktır. Liderliği her anlamıyla Doğu halklarına örnek olmuştur. Bugün artık dünyanın birçok köşesinde, sadece Doğu ülkelerinde değil, onun mirası, onun çizdiği yol örnek olarak gösterilmektedir. Bugün Batı ülkelerinin halklarına verilen, yeni verilmeye başlayan haklar, Türk halkına Cumhuriyetimizin başlangıç yıllarında verilmiştir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Hayata geçirilen reformlar, ülkemizin hızla kalkınmasına, ekonomimizin toparlanmasına, yaraların sarılmasına, reform düzeyimiz arttıkça da eğitim düzeyimizin artmasına neden olmuş, başımızın tekrar dik, alnımızın açık, yolumuza devam ettiğimiz bir Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gençlerine ve çocuklarına bayramlar armağan eden, geleceğimizin teminatı olan bu gençlere büyük bir güven duyan eşsiz bir liderdir Atatürk. Sevgili gençler, sizlere hitap etmek istiyorum. Yüz binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içerisinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bunu unutmayın. Bütün eğitiminizde, bütün çalışmalarınızda bunu her zaman aklınızın bir köşesinde tutun. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aksettirmek vatan borcudur. Sizin görevinizdir. Yakın bir gelecekte bizler olduğu gibi, bugün bizler olduğu gibi yakın gelecekte sizler görev alacaksınız. Cumhuriyeti omuzlarınızda sizler yükselteceksiniz. Ülkemizi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşlarının gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. Onun ilkelerine sahip çıkmak kuru kavramlar değildir. Bu bir sürü konuşmayla gelip geçen hususlar değildir. Eğer milliyetçi bir gençseniz, imanınız bütün, ülkenizi seven, cumhuriyeti koruyan bir gençseniz, ülkenizi çağdaş ve gelişen dünyanın bilimiyle, ilmiyle, teknikleriyle, sanatıyla, gelişmelerini takip etmeniz, onları yakalamanız, onları geçmeniz sizden beklenmektedir. Bu tip yenilikleri sezinleyebiliyorsanız, bunları hayatınızda uygulayabiliyorsanız, Türkiye'nin geleceği ve bulunduğunuz ülkelerin geleceği de parlaktır. Ülkemiz iç ve dış tehlikelere karşı her zaman uyanık olmalıdır. Maalesef bugünlerde de aynen Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugünlerde de bazı biliyorsunuz hepinizin bildiği üzere içten ve dıştan tehlikelerle karşı karşıyayız. Türk gençliği vatanın bağımsızlığını, Cumhuriyetin temelleri tehlikede olduğunda tıpkı Kurtuluş Savaşı'mızda olduğu gibi her türlü farklılıklarımızı tıpkı renklerin uyumu gibi birleştirip yine tek yürek halinde hareket edebilmelidir. Yüzyıllardır ayrılmaz bir parçamız olan, Anadolu'nun her karış toprağında alın teri bulunan vatanın, evlatlarının bu bilinçte olmasını bekliyoruz. Sevgili gençler ve çocuklar, Büyük Önderimiz bugünü size armağan etti. Sizler bu emaneti en iyi şekilde koruyacaksınız. Buna hiç kimsenin kuşkusu olmayacaktır. Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur bu ortamları yarattığımız takdirde. Birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü saldırı veya tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun huzur ve güvenliğimizi bozmasına fırsat vermeden bir arada hareket etmemiz bugün en büyük önceliğimizdir. Ay yıldızlı bayrağımızın altında hepimizin bir ve bütün olarak yaşamasına imkan sağlayan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak ve Atatürk ve onun silah arkadaşlarının, onun arkadaşlarının çizdiği yolda ilerlemek hepimizin temel amacı olmalıdır. Tüm kurumlarıyla dimdik ayakta olan devletimiz, gelen saldırılara karşı Cumhuriyet'in temel değerlerini korumaya sonuna kadar kararlıdır. Biz büyüklere düşen görev ise bu birlikteliği, vatan ve cumhuriyet sevgisini gençlerimize, çocuklarımıza aşılamak olmalıdır. Atatürk arkadaşları bize bu yolu gösterdiler, biz de bu yoldan sapmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, onunla aynı yolu paylaşan arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet ve saygıyla anıyorum. Gençlerimizin bayramını tebrik ediyor, bizimle birlikte burada olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Ben Mustafa Kara. Burada doğdum, burada yaşıyorum. Bayramımız kutlu olsun. Merhaba, adım Mehmet Kara. Burada doğdum, burada yaşıyorum. Öncelikle 19 Mayıs bayramımızı kutluyorum. Atatürk'ün yaptığı iyilikleri hiç unutmayacağız. Ben Ali Kerim Ünlü Kara. Şu an Kırgızistan'ın başkentinde Bişkek'teyiz. Kırgız Türk Anadolu Lisesi'nin öğrencisiyiz. Bugün 19 Mayıs'ta Atatürk Parkı'nda toplanmış durumdayız. Çok güzel bir duygu. Ülkemizin kaç bin kilometre ötesinde güzel bir heykelin yanında, güzel bir parkın içinde kutlamamız çok güzel bir duygu. Ben Bars Elmalı, Kırgız Türk Anadolu Lisesi'nde öğrenciyim. Bugün 19 Mayıs, Atatürk'ün Türkiye'yi kurtarmak için çok büyük adım attığı bir gün ve bugünü kutlamak güzel, sevinç verici. Bizim için çok önemli bir gün. Gerçekten şu anda günümüzde bunun Atatürk'ün olmasının etkisini görüyoruz. Çok modern bir ülke kurmaya çalışmış ve bizi geleceğimizi aydınlatmaya çalışmış bir adam.